Merhabalar Medyascope TV izleyenleri. Dün ani bir kararla Efkan Ala'nın istifa ettiği duyuruldu ve yerine Süleyman Soylu, Çalışma Bakanı Süleyman Soylu atandı. Biz de bugün bu konuyu Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül ile konuşacağız. Erdem Gül, merhaba öncelikle. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hemen başlamak istiyorum. İlk olarak en güçlü iddia olarak önümüzde duran şey ve tartışılan şey 15 Temmuz gecesine dair yaşananlardan dolayı bir revizyona gidildiği ve Efkan Ala'nın istifa ettirildiği yönünde. Sizce bu böyle mi, yoksa Ankara kulislerinde konuşulan en güçlü iddia hangisi? Bence sadece 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananların da bir miktar dünkü sürpriz görevden almada etkisi var. Ama sadece 15 Temmuz gecesiyle sınırlı olmaması gerekir. Efkan Ala sadece 17-25 Aralık sürecinde İçişleri Bakanı olmuştu, hatırlayalım. O zaman oluşturulan 17-25 Aralık sürecine uygun kabinede İçişleri Bakanı olarak yer almıştı. Ama geriye doğru gittiğimizde Efkan Ala sadece İçişleri Bakanı değil, aynı zamanda Başbakanlık Müsteşarı geriye doğru. Dolayısıyla hem İçişleri Bakanlığında hem de genel olarak bürokrasideki atamalarda kilit önemli bir isim. Başbakanlık Müsteşarlığı en önemli, bürokrasideki atamaların en önemli imza makamı ya da o görevleri belirleyen konumda bir görevde görev yaptığını biliyoruz. Bu nedenle bence hem darbe gecesinde bu TRT'ye gidilmesi, işte yerine gelen Süleyman Soylu'nun TRT'ye de gitmek gibi, bizzat gitmek gibi bir takım operasyonel ya da darbeye bizzat karşı duran tavırları da etkili oldu. Hani o gece İçişleri Bakanı ama Efkan Ala ortada yok deniyor. Kendisinin nerede olduğuna dair daha önce anlatımları da vardı. Erzurum'dan gelmek istiyor falan gibi, ama o gece en azından belki Cumhurbaşkanı'na doğrudan ulaşıp sürecin içinde yer almamış olduğu görülüyor. Ama ben daha geriye de götürüyorum. Hem Başbakanlık Müsteşarlığı hem de 17-25 Aralık sürecinden itibaren İçişleri Bakanı olması nedeniyle güvenlik bürokrasisinde ve genel olarak da bürokraside atamalarda kilit öneme sahip oluşu bence dünkü istifanın arka planını oluşturuyordur. Anladım. Peki orada şöyle bir iddia da var. En çok tartışılan şeylerden bir tanesi de bu. Efkan Ala'nın kendi rızasıyla mı istifa etti, yoksa Erdoğan tarafından istifa mı ettirildi gibi bir tartışma da yürüyor bir taraftan. İşte haberi olmadığı söyleniyor. Hatta dün Azerbaycan İçişleri Bakanı ile Ankara'da bir gezi düzenledi, bir açıklama yaptı vesaire. Bu ikisinden hangisi daha yakın geliyor iddia olarak, kulislerde konuşulan olarak? Neredeyse Mayıs ayının başında hatırlayalım. Belki de iki dakika süren bir açıklamayla 1 Kasım'da %50 oy alan partinin genel başkanı ve başbakanın istifa ettiği öğrendik. Hatırlayalım. Evet. Davutoğlu günün ortasında gitti, çıktı Cumhurbaşkanı'na ve sonra dedi ki ben istifa ediyorum. Yani bu kadar basit bir şekilde başbakanın istifası gerçekleşti Türkiye'de. Başbakan bu kadar basit giden bir ülkede İçişleri Bakanı'nın da dün yarım dakika süren başbakanın açıklaması sonrası gitmesi çok normal. Yani hiç şaşırtıcı değil artık. Ama tabii ki bakanların alınmasının iki yöntemi var. Ya istifa ediyor ya da azlediyor Cumhurbaşkanı ve Başbakan. Dünkü şekil itibariyle azil görünmüyor. Yani görevden alma görünmüyor. İstifa ettirmiş görünüyor. Biz buna istifa etmek, istifa ettirmek olarak genel olarak Ankara kulislerindeki bilgiler ya da gelenekler bu şekildedir. Bence kendisi önceden planlayarak ya ben sağlık nedeniyle ya da başka nedenlerle artık çalışamıyorum, istifa etmek istiyorum şeklinde bir talebiyle değil, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın mutabakatıyla artık Efkan Ala bakanlığa devam etmesin şeklindeki mutabakatlarıyla görevden alınmasına, görevine son verilmesine karar verilmiş. Yöntem olarak da kendisinin istifa etmesi biçimi seçilmiş görünüyor. Anladım. Yani bir görev değişimi gibi de görülebilir aynı zamanda. Yani böyle bir şey de ortaya çıkıyor. Orada bir şey daha sor...
bir şey daha soracağım. İlk soruda da cevap verdiniz aslında. Efkan Ağlan ne kadar kilit bir rol oynadığını 17-25 Aralık'ta özellikle daha öncesinde de Erdoğan örnek valisi olarak anılan bir isim Efkan Ağlan. Peki buradan yerine bir Süleyman Soylu geçirildi. Görevden almanın sebepleri ne olabilir? En güçlü sebepler sizce sıralarsak? Şöyle olabilir. Hani bir de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınan ya da tutuklanan isimlere de biraz bakmak lazım. Askerler dışında, bürokrasi bakımından söylüyorum. Örneğin İstanbul valisi var. Hüseyin Avni Mutlu. Evet. İstanbul Emniyet Müdürü var. Henüz gözaltında sanırım. Çapkın. Bu isimlerin aynı zamanda Efkan Ala'nın bir açıklaması var. Geçtiğimiz günlerde yaptı. Ben göreve geldiğimde 81 ilin 74'ü Fethullahçıydı dedi, yanılmıyorsam. Evet. En önemli vali tutuklanmış. Yani Türkiye'de valilik sıralamasında en önemli vali İstanbul valisidir. Tutuklanmış. Emniyet müdürü keza gözaltında, belki tutuklanacak, bilmiyoruz henüz ama gözaltında en azından. Bürokrasideki gücünü de ifade etmiş olduk. Dolayısıyla bu denli valilerin filan da bu operasyona, tutuklanmalarına varan bir boyuta sıçradığına göre bence Efkan Ala'nın atamaları ve belki işte o ifadeyle söylersek devletteki derin yapılanma ya da Fethullahçı yapılanma konusunda yeterli ne denir performansı ya da yeterli sağlamamış olarak göründüğünü tahmin ediyorum. Yani İstanbul valisi ve emniyet müdürünün Fethullah operasyonunda soruşturmaya uğramış olmaları bence Efkan Ala açısından görevden alınmasında ciddi bir etken olmuştur. Başka valiler de olduğunu biliyoruz. Hani ben ikisini sayıyorum özellikle. Evet, yani peki o zaman şunu da diyebilir miyiz? Süleyman Soylu'nun gelmesi yerine artık devlet içi yapılanmada, özellikle de emniyette veya atamalarda yeni bir döneme girildiği anlamına gelir mi bu? Gelir ama ondan önce bir şeyi daha söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz biliyorsunuz çok içinden geçtiğimiz şu günlerde Türkiye'nin güvenlik bakımından hani katliamlar, bombalar, Suriye meselesi, yani Suriye politikasının sonucu Türkiye bu güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldı diye bir değerlendirme var. Türkiye'de biliyorsunuz bu 5 yıllık dış politikayı değiştirme yolunda bir adımlar içerisinde. Rusya ile yakınlaşıyor ya da Cerablus'a girebildi. Bu tür dış politikada değişik bir bakış açısı var. Bu bakış açısı dış politikayı, Suriye politikasını değiştirirken aynı zamanda ne demek istiyor? Biraz faturayı o dönemin Dışişleri Bakanı olan ve sonra da Başbakanlık yapan Davutoğlu'na kesmiş oluyor birazcık. Evet. Yani o dönemin o yanlış politikalardan Davutoğlu sorumlu olmuş oluyor. Şimdi geldiğimiz noktada Efkan Ala'nın da görevden alınması, her ne kadar bunun açıklaması yapılmasa da insanların kafasında İçişleri ve genel olarak bürokrasiye de yıllardır hakim olan bir isim olarak bu dönemin devlette ve güvenlikte Fethullahçıların yapılanmasının faturasının biraz bir miktar kafalarda, zihinlerde Efkan Ala'ya yıkılması sonucunu doğuracak bu görevden alma. Kafalarda böyle bir anlam oluşacak. Nasıl Suriye meselesindeki dönüş Davutoğlu'na fatura edildiyse burada da Efkan Ala'ya fatura edilecek diye düşünüyorum. Anladım. Böyle bir dönüş mü olacak? Şeye de Soylu ya da şöyle diyebilir. Soylu acayip AKP içinde hiç beklenmeyen, genellikle AKP'ye dışarıdan gelip bu kadar yükselen bir isim çok çok rastlanmadı. Çünkü nihayetinde yine de bir milli görüş hareketidir AKP ve kendi kadroları ilerler genellikle. Ama burada Süleyman Soylu dışarıdan gelen bir isim. Örneğin Numan Kurtulmuş milli görüşçüdür. Dışarıdan gelse bile milli görüşün öz isimlerinden biridir ama Süleyman Soylu değildir. Süleyman Soylu'yu hepimiz biliyoruz. Siyasette asıl parlaması Tansu Çiller dönemindeki DYP'nin İstanbul İl Başkanı olup daha sonra Demokrat Parti Başkanlığı yaptığı zaman genellikle çok ismi öne çıktı. Ama esas olarak merkez sağdan bir isimdir. Evet, muhafazakardır ama merkez sağın bir kadrosudur. Enteresan, Süleyman Soylu'nun Efkan Ala'ya göre tercih edilmesinde evet Ankara'da şu ana kadar en çok o gece Cumhurbaşkanı'yla da iletişime geçerek
TRT, darbecilerin bastığı TRT'ye evet. bizzat gitmesi çokça anlatılıyor. Yani o gece bu avantajı en azından Efkan Ala'ya göre sağladığı çokça konuşuluyor. Anladım. Orada bir başka tartışma noktası da aslında Dolmabahçe mutabakatı sırasında yer alması Efkan Ala'nın. Bu da çok tartışılıyor. Yalçın Akdoğan'la Mahir Ünal önceki bu hükümette yer almadılar. Ve hükümetten son isim Efkan Ala da dün istifa etti. Bunun bir sebebi olmuş olabilir mi? Bence bu bahsettiğimiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrası girilen süreç daha öncelikli bence görevden alınmasında. Ama sizin söylediğiniz de önemli bir unsur. Belki artık Türkiye başka bir iklime girdiği için Dolmabahçe meselesi biraz daha geride kalmış. Onun için ikincil bir unsur olarak görülebilir ama haklısınız. Çünkü hatırlayalım, Mahir Ünal o zaman Kültür Bakanlığı'na gelmişti. Yalçın Akdoğan da başbakan yardımcısıydı. Ama daha sonra bu iki isim Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal kabineye alınmadılar. O fotoğrafta, yani Dolmabahçe fotoğrafından bir tek Efkan Ala kalmıştı. Evet. İkincil bir unsur olarak Dolmabahçe'deki o fotoğrafta Efkan Ala'nın zaten darbe girişimi sonrası ortaya çıkan verilerle zayıflayan konumunu daha da zayıflatan bir unsur olarak karşımızda duruyor. Evet. Oradan Süleyman Soylu'ya da geçersek, daha demin de belirttiniz aslında. Süleyman Soylu'nun getirilmesinde yine bu Dolmabahçe mutabakatı sorusuyla paralel olarak soruyorum bunu. HDP'ye karşı en sert açıklamaları yapan, en tavizsiz açıklamaları yapan isim olarak, isimlerden birisi olarak öne çıkıyor. Veya Kürt sorununda aldığı tavır dolayısıyla, açıklamalarıyla. Bunun da bir etkisi olmuş olabilir mi? Özellikle de şöyle bir iddia var, bir yazıda belirtiliyor bugün. Mehmet Ağar'la olan ilişkisi bu de getirilmesinde etkili olmuş olabilir şeklinde. Ki süreçler de birbirine benziyor aslında. Bunun bir etkisi olmuş olabilir. Yani Kürt sorununda başka bir veya şu an var olan durumu sürdürme noktasında seçilmiş bir isim olabilir mi Süleyman Soylu? Olabilir, aynen katılıyorum. Evet, genellikle Demokrat Parti dönemindeki meselesi, hani siyasetin zayıf bir partisi olduğu için çok oradaki niteliğini çok öne çıkarmak da çok doğru olmaz ama AKP'ye geldikten sonra örneğin şöyle bir şey oldu, bunu belirtmemiz gerekir. AKP'ye ilk katıldığı dönemde teşkilatın başına getirdiler. Teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı yaptılar. Partide çok büyük sürprizle karşılanmıştı. Çünkü burası nihayetinde bir milli görüş partisi olduğu için onun teşkilatlarına dışarıdan gelen bir ismin gelir gelmez atanması ve dışarıdan olması parti içinde çokça soru işaretlerine yol açmıştı. Daha sonra da zaten kendisini Çalışma Bakanı olarak kabinede gördü. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi bu çözüm sürecinin yeniden başlatılması tartışmalarında çok sert tavır koyan, HDP'yi gene çok ağır bir dille eleştiren bir siyasetçi. Biraz milliyetçi bakış açısı öne geçmiş bir isim. Ağar'la ne kadar Ağar'ın etkisi vardır onun net olarak bilemiyorum. Ben DYP'deki geçmiş DYP'deki performansı daha çok Çiller'e yakındı ama fark etmez. Çünkü en azından sizin söylediğiniz gibi Mehmet Ağar belli bir süredir AKP ile yakın ve AKP'de de etkisini, belli etkiler oluşturabilecek bir isim konumunda görünüyor. Sizin söylediğiniz istihbarata o yüzden karşı çıkmıyorum. Evet, söylediğiniz gibi en azından Efkan Ala'nın şöyle bir boyutunda ben biliyordum. Efkan Ala'nın da İçişleri Bakanı olarak kimi zaman sert açıklamaları vardır ama HDP cenahından baktığınız zaman HDP'lilerle her zaman alttan alta olumlu diyaloglar kurmuş bir isim Efkan Ala. Süleyman Soylu'nun Efkan Ala'ya göre Kürt meselesinde ve HDP'ye karşı sert, soğuk ve biraz da itici bir tavrı olduğunu biliyoruz. Evet. Son olarak da bu çok fazla konuşulmadı, tartışılmadı ama CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray Twitter'da bir tweet attı. Ben istifayı bekliyordum. Sinop valisinin ifadelerinden dolayı alındı şeklinde bir yorum yaptı. Buna katılıyor musunuz? Böyle bir Ben zaten ilk bölümde bu hem Başbakanlık müsteşarlığı hem İçişleri Bakanlığı atamalar meselesini bu nedenle gündeme getirdim. Sinop valisinin spesifik olarak Sinop valisinin ifadesini bilmiyorum. Ben de Aytun Çıray'ın tweetini gördüm. Haber olmuştu, gördüm. Ama ben zaten bunu söylemek istiyorum. Çokça isim, yani İstanbul Valisi'ni ve Emniyet Müdürünü söyledim. Hem bunların atamalarını yapan bir isim olarak hani yanlış atamalar ortaya
sonuçta Fethullahçı yapılanmanından tutuklanmış birilerinin atamasını yapmış bir isim olarak ortada duruyor. Ama aynı zamanda ben bir sürü başka bürokrat gözaltına alındı. Bunların ifadelerini henüz bilmiyoruz. Belki bu ifadelerde geçmiş olabileceğini bu atamaları vurgularken bunu söylemek de istiyordum bir yandan. Evet. Son olarak da şunu sorayım. Ankara'dasınız. Bir açıklama bekleniyor mu Efkan Ala'dan veya hükümet çevresinden yeni bir açıklama? Şu anda biz yayındayken devir teslim töreni yapılıyor. Hı hı. Muhtemelen orada bir iki kelime söyleyeceklerdir. Hı hı. Ama detay verecekler mi vermeyecekler mi? Ama şu sıralarda Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim oluyor. Anladım. Çok teşekkürler Erdem Gül programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi günler. Sağ olun. Medyaskop TV izleyenleri bugün Efkan Ala'nın neden istifa ettiği üzerine Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'le konuştuk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Girilen süreç daha öncelikli bence görevden alınmasında ama sizin söylediğiniz de önemli bir unsur. Belki artık Türkiye başka bir iklime girdiği için Dolmabahçe meselesi biraz daha geride kalmış. Onun için ikincil bir unsur olarak görülebilir ama haklısınız çünkü hatırlayalım Mahir Ünal o zaman Kültür Bakanlığı'na gelmişti. Yalçın Akdoğan da başbakan yardımcısıydı ama daha sonra bu iki isim Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal kabineye alınmadılar. O fotoğrafta yani Dolmabahçe fotoğrafından bir tek Efkan Ala kalmıştı. Evet, ikincil bir unsur olarak Dolmabahçe'deki o fotoğrafta Efkan Ala'nın zaten darbe girişimi sonrası ortaya çıkan verilerle zayıflayan konumunu daha da zayıflatan bir unsur olarak karşımızda duruyor. Evet. Oradan Süleyman Soylu'ya da geçersek, daha demin de belirttiniz aslında. Süleyman Soylu'nun getirilmesinde yine bu Dolmabahçe mutabakatı sorusuyla paralel olarak soruyorum bunu. HDP'ye karşı en sert açıklamaları yapan, en tavizsiz açıklamaları yapan isim olarak, isimlerden birisi olarak öne çıkıyor. Veya Kürt sorununda aldığı tavır dolayısıyla, açıklamalarıyla. Bunun da bir etkisi olmuş olabilir mi? Özellikle de şöyle bir iddia var, bir yazıda belirtiliyor bugün. Mehmet Ağar'la olan ilişkisi bu de getirilmesinde etkili olmuş olabilir şeklinde. Ki süreçler de birbirine benziyor aslında. Bunun bir etkisi olmuş olabilir. Yani Kürt sorununda başka bir veya şu an var olan durumu sürdürme noktasında seçilmiş bir isim olabilir mi Süleyman Soylu? Olabilir, aynen katılıyorum. Evet, genellikle Demokrat Parti dönemindeki meselesi hani siyasetin zayıf bir partisi olduğu için çok oradaki niteliğini çok öne çıkarmak da çok doğru olmaz ama AKP'ye geldikten sonra örneğin şöyle bir şey oldu, bunu belirtmemiz gerekir. AKP'ye ilk katıldığı dönemde teşkilatın başına getirdiler. Teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı yaptılar. Partide çok büyük sürprizle karşılanmıştı. Çünkü burası nihayetinde bir milli görüş partisi olduğu için onun teşkilatlarına dışarıdan gelen bir ismin gelir gelmez atanması ve dışarıdan olması parti içinde çokça soru işaretlerine yol açmıştı. Daha sonra da zaten kendisini Çalışma Bakanı olarak kabinede gördü. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi bu çözüm sürecinin yeniden başlatılması tartışmalarında çok sert tavır koyan, HDP'yi gene çok ağır bir dille eleştiren bir siyasetçi. Biraz milliyetçi bakış açısı öne geçmiş bir isim. Ağır'la bir bakış açısı var. Bu bakış açısı dış politikayı, Suriye politikasını değiştirirken aynı zamanda ne demek istiyor? Biraz faturayı o dönemin Dışişleri Bakanı olan ve sonra da Başbakanlık yapan Davutoğlu'na kesmiş oluyor birazcık. Evet. Yani o dönemin o yanlış politikalardan Davutoğlu sorumlu olmuş oluyor. Şimdi geldiğimiz noktada Efkan Ala'nın da görevden alınması, her ne kadar bunun açıklaması yapılmasa da insanların kafasında İçişleri ve genel olarak bürokrasiye de yıllardır hakim olan bir isim olarak bu dönemin devlette ve güvenlikte Fethullahçıların yapılanmasının faturasının biraz bir miktar kafalarda, zihinlerde Efkan Ala'ya yıkılması sonucunu doğuracak bu görevden alma. Kafalarda böyle bir anlam oluşacak. Nasıl Suriye meselesindeki dönüş Davutoğlu'na fatura edildiyse burada da Efkan Ala'ya fatura edilecek diye düşünüyorum. Anladım. Böyle bir dönüş mü olacak? Şeye de Soylu'ya da şöyle diyebilir. Soylu acayip AKP içinde hiç beklenmeyen, genellikle AKP'ye dışarıdan gelip bu kadar
yükselen bir isim çok çok rastlanmadı. Çünkü nihayetinde yine de bir milli görüş hareketidir AKP ve kendi kadroları ilerler genellikle. Ama burada Süleyman Soylu dışarıdan gelen bir isim. Örneğin Numan Kurtulmuş milli görüşçüdür. Dışarıdan gelse bile milli görüşün öz isimlerinden biridir ama Süleyman Soylu değildir. Süleyman Soylu'yu hepimiz biliyoruz. Siyasette asıl parlaması Tansu Çiller dönemindeki DYP'nin İstanbul İl Başkanı evet. olup daha sonra Demokrat Parti Başkanlığı yaptığı zaman genellikle çok ismi öne çıktı. Ama esas olarak merkez sağdan bir isimdir. Evet muhafazakardır ama merkez sağın bir kadrosudur. Enteresan Süleyman Soylu'nun Efkan Ale'ye göre tercih edilmesinde evet Ankara'da şu ana kadar en çok o gece Cumhurbaşkanı'yla da iletişime geçerek TRT darbecilerin bastığı TRT'ye evet. bizzat gitmesi çokça anlatılıyor. Yani o gece bu avantajı en azından Efkan Ale'ye göre sağladığı çokça konuşuluyor. Anladım. Orada bir başka tartışma noktası da aslında Dolmabahçe mutabakat sırasında yer alması Efkan Ale'nin. Bu da çok tartışılıyor. Yalçın Akdoğan'la Mahir Ünal önceki bu hükümette yer almadılar. Ve hükümetten son isim Efkan Ale'ye da dün istifa etti. Bunun bir sebebi olmuş olabilir mi? Bence bu bahsettiğimiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrası... Sizce sıralarsak? Şöyle olabilir. Hani bir de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınan ya da tutuklanan isimlere de biraz bakmak lazım. Askerler dışında bürokrasi bakımından söylüyorum. Örneğin İstanbul valisi var. Hüseyin Avni Mutlu. Evet. İstanbul Emniyet Müdürü var. Henüz gözaltında sanırım. Çapkın. Bu isimlerin aynı zamanda Efkan Ala'nın bir açıklaması var. Geçtiğimiz günlerde yaptı. Ben göreve geldiğimde 81 ilin 74'ü Fethullahçıydı dedi. Yanılmıyorsam. Evet. En önemli vali tutuklanmış. Yani Türkiye'de valilik sıralamasında en önemli vali İstanbul valisidir. Tutuklanmış. Emniyet müdürü keza gözaltında, belki tutuklanacak bilmiyoruz henüz ama gözaltında en azından. Bürokrasideki gücünü de ifade etmiş olduk. Dolayısıyla bu denli valilerin filan da bu operasyona tutuklanmalarına varan bir boyuta sıçradığına göre bence Efkan Ala'nın atamaları ve belki işte o ifadeyle söylersek devletteki derin yapılanma ya da Fethullahçı yapılanma konusunda yeterli ne denir performansı ya da yeterliği sağlamamış olarak göründüğünü tahmin ediyorum. Yani İstanbul valisi ve emniyet müdürünün Fethullah operasyonunda soruşturmaya uğramış olmaları bence Efkan Ale açısından görevden alınmasında ciddi bir etken olmuştur. Başka valiler de olduğunu biliyoruz. Hani ben ikisini evet. sayıyorum özellikle. Evet, yani peki o zaman şunu da diyebilir miyiz? Süleyman Soylu'nun gelmesi yerine artık devlet içi yapılanmada, özellikle de emniyette veya atamalarda yeni bir döneme girildiği anlamına gelir mi bu? Gelir ama ondan önce bir şeyi daha söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz biliyorsunuz çok içinden geçtiğimiz şu günlerde Türkiye'nin güvenlik bakımından hani katliamlar, bombalar... Suriye meselesi, yani Suriye politikasının sonucu Türkiye bu güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldı diye bir değerlendirme var. Türkiye'de biliyorsunuz bu 5 yıllık dış politikayı değiştirme yolunda bir adımlar içerisinde. Rusya ile yakınlaşıyor ya da Cerablus'a girebildi. Bu tür dış politikada atamalarda kilit öneme sahip oluşu bence dünkü istifayının arka planını oluşturuyordur. Anladım. Peki orada şöyle bir iddia da var. En çok tartışılan şeylerden bir tanesi de bu. Efkan Ala'nın kendi rızasıyla mı istifa etti yoksa Erdoğan tarafından istifa mı ettirildi gibi bir tartışma da yürüyor bir taraftan. İşte haberi olmadığı söyleniyor. Hatta dün Azerbaycan İçişleri Bakanı ile Ankara'da bir gezi düzenledi, bir açıklama yaptı vesaire. Bu ikisinden hangisi daha yakın geliyor iddia olarak, kulislerde konuşulan olarak? Ne zaman? Neredeyse Mayıs ayının başında hatırlayalım. Belki de iki dakika süren bir açıklamayla 1 Kasım'da %50 oy alan partinin genel başkanı ve başbakanın
istifa ettiğini öğrendik. Hatırlayalım. Evet. Davutoğlu günün ortasında gitti, çıktı Cumhurbaşkanı'na ve sonra dedi ki ben istifa ediyorum. Yani bu kadar basit bir şekilde başbakanın istifası gerçekleşti Türkiye'de. Başbakan bu kadar basit giden bir ülkede İçişleri Bakanı'nın da dün yarım dakika süren başbakanın açıklaması sonrası gitmesi çok normal. Yani hiç şaşırtıcı değil artık. Ama tabii ki bakanların alınmasının iki yöntemi var. Ya istifa ediyor ya da azlediyor Cumhurbaşkanı ve Başbakan. Dünkü şekil itibariyle azil görünmüyor. Yani görevden alma görünmüyor. İstifa ettiği görünüyor. Biz buna istifa etmek değil, istifa ettirmek olarak genel olarak Ankara kulislerinde ki bilgiler ya da gelenekler bu şekildedir. Bence kendisi önceden planlayarak ya ben sağlık nedeniyle ya da başka nedenlerle artık çalışamıyorum, istifa etmek istiyorum şeklinde bir talebiyle değil, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın mutabakatıyla artık Efkan Ala bakanlığa devam etmesin şeklindeki mutabakatlarıyla görevden alınmasına, görevine son verilmesine karar verilmiş. Yöntem olarak da kendisinin istifa etmesi biçimi seçilmiş görünüyor. Anladım. Yani bir görev değişimi gibi de görülebilir aynı zamanda. Yani böyle bir şey de ortaya çıkıyor. Orada bir şey daha soracağım. İlk soruda da cevap verdiniz aslında. Efkan Ala'nın ne kadar kilit bir rol oynadığını 17-25 Aralık'ta özellikle daha öncesinde de Erdoğan örnek valisi olarak anılan bir isim Efkan Ala. Peki buradan yerine bir Süleyman Soylu geçirildi. Görevden almanın sebepleri ne olabilir? En güçlü sebep? Merhabalar Medyascope TV izleyenleri. Dün ani bir kararla Efkan Ala'nın istifa ettiği duyuruldu ve yerine Süleyman Soylu, Çalışma Bakanı Süleyman Soylu atandı. Biz de bugün bu konuyu Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'le konuşacağız. Erdem Gül merhaba öncelikle. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hemen başlamak istiyorum. İlk olarak en güçlü iddia olarak önümüzde duran şey ve tartışılan şey 15 Temmuz gecesine dair yaşananlardan dolayı bir revizyona gidildiği ve Efkan Ala'nın istifa ettirildiği yönünde. Sizce bu böyle mi yoksa Ankara kulislerinde konuşulan en güçlü iddia hangisi? Bence sadece 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananların da bir miktar dünkü sürpriz görevden almada etkisi var. Ama sadece 15 Temmuz gecesiyle sınırlı olmaması gerekir. Efkan Ala sadece 17-25 Aralık sürecinde İçişleri Bakanı olmuştu, hatırlayalım. O zaman oluşturulan 17-25 Aralık sürecine uygun kabinede İçişleri Bakanı olarak yer almıştı. Ama geriye doğru gittiğimizde Efkan Ala sadece İçişleri Bakanı değil, aynı zamanda Başbakanlık Müsteşarı geriye doğru. Dolayısıyla hem İçişleri Bakanlığında hem de genel olarak bürokrasideki atamalarda kilit önemli bir isim. Başbakanlık Müsteşarlığı en önemli, bürokrasideki atamaların en önemli imza makamı ya da o görevleri belirleyen konumda bir görevde görev yaptığını biliyoruz. Bu nedenle bence hem darbe gecesinde bu TRT'ye gidilmesi, işte yerine gelen Süleyman Soylu'nun TRT'ye de bizzat gitmek gibi bir takım operasyonel ya da darbeye bizzat karşı duran tavırları da etkili oldu. Hani o gece evet. İçişleri Bakanı ama Efkan Ala ortada yok deniyor. Kendisinin nerede olduğuna dair daha önce anlatımları da vardı. Erzurum'dan gelmek istiyor falan gibi ama o gece en azından belki Cumhurbaşkanı'na doğrudan ulaşıp sürecin içinde yer almamış olduğu görülüyor. Ama ben daha geriye de götürüyorum. Hem Başbakanlık Müsteşarlığı hem de 17-25 Aralık sürecinden itibaren İçişleri Bakanı olması nedeniyle güvenlik bürokrasisinde ve genel olarak da bürokraside